Seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Hala bulamadın mı Nebalet'i? Ne bulunmaz bir insanmış şu Nebalet. Yapmadığım numara kalmadı, anca telefon numarasına ulaşabildim. O da olur. Numarayı rejiye ver, yayına bağlasınlar. Telefonla sunsun programı. Ha, alo, beni ailenizin Nebalet'i, buyurun anacığım. Alo, kimsin? Nebalet misin? Nebalet'ti, balet değil, sunucuyum. Nebalet'im ben. Nebalet, hazır seni yakalamışken seyircilerimize bir şeyler sunabilir misin? Ay, madem ısrar ediyorsunuz, ben size şöyle slow bir haber sunayım. İster misiniz? Yahu sen sun da ne sunarsan sun. Mersi. O zaman ben rica edeyim, nakarat kısmında seyircilerimiz de bana katılır, hep birlikte söylersek sevinirim yani. Ne nakaratı Nebalet, haberin nakaratı mı olur? Ay, bizim ülkemizde olur anacığım. Hükümet her gün zam üstüne zam, zam üstüne zam. Bundan iyi nakarat mı olur ayol? Haberleri boş ver o zaman. Biz komedi kanalıyız. Hükümetle ilgili ciddi şeyleri bazı köşe yazarları yakışıksız bulur anacığım. Anlamadım. Kim bulur? Ne bileyim, Ahmet bulur, Mehmet bulur. O da bulamazsa bulan bulur. O kimse kendine baksın anacığım. Bazı köşe yazarları köşe taşı gibi kurulmuşlar köşelerine. 40 yıldır aynı Bektaşi fıkralarıyla duayen kesildiler. Bana bak, Bektaşilere telif hakkı ödüyorlar mı acaba? Bektaşi gediğine oturttun Nebale. Bak bir de sana saf derler. Ben bile apıştım. Aysız anacığım, ben de apıştım valla. Neyse, fazla konuşmayalım da köşe yazısı oluruz maazallah. Nebale, iyi kaynattık telefonda. Sen buraya gelsene, sana iş teklif edeceğim. Neredesin sen? Nerede olduğumu bilmiyorum anacığım. Yerimizde durmuyoruz ki, saatte 1000 kilometre böyle gidiyoruz. Uçakta mısın yoksa? Neredesin? Dur, camdan bakayım da söyleyeyim nerede olduğumuzu. Aa, bir kadın görüyorum. Ay, bir an uçakta cep telefonuyla konuşuyorsun sandım. Neyse, camdan kadın gördüğüne göre uçakta değilsin demektir. Ay anacığım, hem de ne kadın. Taş gibi bir kadın valla. Elinde bir de meşale tutuyor. Kadında bir boy post var. Rahat 300 metre. Dur bakayım. Aa, harbi taş bu kadın ya. Yahu o özgürlük heykeli olmalı. Amerika'da mısın sen? Bir gökdelende falan mısın? Yok anacığım, gök delinmedi. Dur hostes geliyor, ona sorayım. No telephone. The engines are on fire. Ha? Fire, fire. Ha? Yeah.
Ay inanmıyorum. Uçakta telefonunu açmışsın ha. Ne diyor hostes? Telefonu kapatın. Düşebiliriz. Uçağın motorları alev aldı diyor galiba. Ay kadının Türkçesi çok bozuk anacığım. Hostesin uçak düşüyor dediğini nasıl anladın sen? İngilizcem var mı? Yok anacığım, görür görmez anladım. Yanıyoruz. Yanıyoruz. Uçak düşüyor. İnanamıyorum. Düştüm. Çıktı patron. Reytingler yukarı çıktı. Nebalet'in sesi bile yetti. Öyle mi? Çabuk bana Nebalet'in kara kutusunu bulun. Haftaya onu istiyorum. Kolay, merhabalar komşum. Merhaba, çok neşelisiniz Kayhan Bey bugün. Aman efendim, nasıl neşeli olmayı? Düşünsenize, karım beni arıyor ve bana canım diyor. Canım ben oluyorum. Akşam diyor sana diyor, rakı sofrası kurdum. Yanında da meze cava diyor. Ah çok güzel Kayhan Bey. Sizin adınıza çok sevindim. Yani apartman olarak demek ki bugün kavga seslerinizi duymayacağız. 10 Ekim'i not edeceğim defterime. 10 Ekim mi dediniz? 10 Ekim. Aman Allah'ım, size gelmek zorundayım. Ne oluyor Kayhan Bey? Kayhan Bey size gelmek zorunda, affedersiniz. Kayhan Bey, Kayhan Bey. Ayol manyak mısın sen? Mahvoldum ben, mahvoldum. 10 Ekim tarihini nasıl unuturum ben? Ay ne var 10 Ekim'de ayol? Ne olması, bizim evlilik yıl dönümümüz. Meğer karım çilingir sofrasını falan ondan hazırlamış. Nasıl unuttum anlamı? Hay Allah'ım, kadın hazırlanmış. Sen de öküz gibi unuttun ha? Öküzler böyle mi unutuyor bilmiyorum ama unutmuşum işte. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Benim karı Üsama Bin Laden'in bin katı teröristtir. O terör cereyan yapıp bize doğru gelir. Bıktım artık sizin kavgalarınızdan. Git bir şeyler bul. Ben ne yapayım? Ben nerelere başvurayım ya? Bu saatte bir kokoreççi açıktır. Kokoreç bağırsağından asılan tek adam ben olurum. Ben nerelere başvurayım? Ne yapayım de kokoreç yersen ya? Başına ay. Nereye duruyorsun ayol ağzını? Yalvarıyorum ya. Bak ne bana ne bulursan hediye olarak sana iki katını öteyim. Ben ne yapayım Kayhan Bey? Yine de beni evine aldığın için sana teşekkür ederim. Allah Allah. Buldum işte çiçek. Ah, çok teşekkür ederim. Ay, yapma. Yapma çiçek işte, ne güzel bu olur. Kayhan Bey. Efendim. Hiçbir kadına yapma çiçek gitmez. Ver şunu. O zaman çiçekler at çiçek, tamam. Allah Allah. Şimdi şu televizyona götüreyim. Ne televizyonu be? Ah, zaten televizyonu da açık unutmuşum. Çarpacağım ağzına şimdi bir tane. Sen çarp, ben yine de götüreyim şu televizyonu. Ya benim evdeki televizyonu niye götürüyorsun sen? Seninkini götürmeyeyim çünkü bizde 72'si var, bu zaten benzemiyor. Hay Allah. Ne yapayım peki, hay Allah. Ne alsak? Eski resim için yok mu senin giydiğin? Benim bir tane yeni aldığım, bana olmayan dar gelen bir kazak var. Onu getireyim ben sana. Senin şeyin en büyük... Yapma! Türkiye'nin varsa onu götürebilirim. Allah Allah. Ne yapsak? Ah! Ay! Anneciğim. Eyvah karım, kapıyı açsana ya. Açsana, ne duruyorsun? Gel gel, ağzını öpeyim. Allah aşkına açma. İkimiz beraber burada baş başa. Yakar bizi vallahi. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ki, ağzını öpeyim canım. Ay öpüp durma beni. Deli bile ben de buradan. Ne işler açtın sen benim başıma ya? Dur, ben banyoya saklanıyorum. Sen misin Canancığım? Hayatım, yukarıya gelen bir ses için rahatsız ettim seni. Yukarıya ses mi geliyor? Ne sesi? Kesin oydu. O mu? Onun ne işi var burada hayatım? Vallahi yanılıyorsun sen Canancığım. Bak. Ne? Canım ne var bunda? Sen de onu seviyor olabilirsin. Ha? Kocam seviyor diye sen sevmeyecek değilsin ya. Sen ne diyorsun ha? Vallahi duydum. O Sibelcan'ın kaseti. Ayrıca yukarıya sık sık geliyor sesi. Sibelcan'ın kaseti mi? Hemen getireyim. Kocam çok seviyor hayatım. Sibelcan'ın hastası. Ona bir sürpriz hazırladım. Sibelcan'ın kasetini koydum mu tamam. Onun yüzünden telefonları kaçırması oldu. Ay ne tatlı, hemen benim elime. Ben alırım şekeri. Ay veririm ben. Ay yabancı mıyız ayol, ben alırım şekeri. Hayatım ben verirdim sana. Alırım ben şekerim. Nerede bu müzik dolabı? Şurada çekmecede. Tamam, dur, şu ellerim kirli, kısır yapıyordum da önce bir yıkayıvereyim. Banyoya gitme. Hande'cim ellerim kirli dedim ya. Gittim mi? İyi bari. Gel bebeğim gel. Tamam. Ben sana vereyim kaseti, bak burada. Sağ ol canım, şuraya koy bari kirlenmesin. Güzel güzel dinleyin inşallah akşama şöyle şevklen. Kayhan Bey, karınız gitti, çıkabilirsiniz. Hande Hanımcığım. Ah! Ne kadar çok terlemişsiniz. Ter değil, duşun altında kaldım.
Neyse ben vereyim şu bluzu de gidin artık buradan. Böyle nasıl çıkacağım? Bunu nasıl açıklarım? Sana sırılsıklam aşığım dersin. Olmaz Hande Hanım. Tamam tamam, çıkar şu üstündekileri de ütüyle kurutayım. Hay Allah'ım, şu yaptıklarımıza inanamıyorum vallahi. Üzüne biliyor musunuz? Eğer beni sizinle beraber banyoda yakalasaydın. Ay çok alem kadınsınız. Kayhan Bey, düşünebiliyor musunuz? Sizler beni şah... Hoş geldin kocacığım. Rahatsız etmiyorum hiç. Estağfurullah. Biz de şey yapıyorduk. Bana da şey yaptınız da keyfini sürüyorsunuz gibi geldi. Hayatım, ben açıklayabilirim sana. Açıklasın. Ulan siz ne yapıyorsunuz ulan? Hayatım. Dur hayatı, açıklayabilmesi için bir şans tanı. Ne şansı tanıyorum ulan size? Ne şansı tanıyorum ulan? Al şu pantolonunu. İyi misin? Al bakalım, al gözlüğünü. Kusura bakma, karım bana her şeyi anlattı. Pardon, pardon. Rica ederim. Sen pencereden atıyorsun, sen pardon. Sana layık değil ama. Ne kadar zarifsin canım, canım benim. Evlilik yıl dönümümüz malum. Evlilik yıl dönümü bugün. Evet, bugün o gün. Bak şamdanları yakmışsın, rakıları hazırlamışsın. Hayatım ne kadar dikkatsizsin. Baksana yeni mobilyalar aldım onu kutlamak için. Ulan. Ulan kim bilir kaç para verdin lan buna. Lan seni. Kapı. Kapısız. Kayhan Bey evdeler mi acaba? Evde. İyi. Benim hanım onu bizim bahçemizdeki çiçekleri yolarken görmüş. Onun için geldim. Ne? O çiçekleri bahçeden mi almış? Evet. Canlarımın canı yanmış. Bu da kendi el cihazımla diktiğim gürgen ağacının en kalın dalı. Kırdım onu. Kocanın kafasını kırmak için. Buyur Allah aşkına. Canın sağ olsun senin. Geç geç. Kimmiş gelen Canan? Ben geldim, ben. Bu rengeyi de nereden çıktın? Komşu safariden mi dönüyorsun? Ulan sen benim bahçemdeki çiçekleri nasıl yolasın lan? Hayvan herif! Gönül avcıları aldatıp da kaçarsın. İkimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değil. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Nazmi, baksana bir mektup gelmiş hayatım. Kimden gelmiş Nazmi? Ne bileyim ben, bak bakalım. Gönderen BBG. Allah Allah, nedir ya o BBG? BBG. Biraz daha bizi gör demek istiyorlar herhalde. Bir iş adamından gelmiş olmalı. Yok canım, bu yarışma. Biri bizi gözetliyor yarışması, beni yarışmaya davet ediyor. Sahi mi? Evet, herhalde yarışma renkli olsun diye seçtiler beni. Nermin ne dersin, katılsam mı? Yok, dünyada olmaz hayatım. Sen koskoca bir bakansın. Birinciye 100 milyar ödül var. Katılmaman doğru olmaz o zaman. Koskoca 100 milyar. Nermin, bu 100 milyar kaçmaz. Ben senin valizini hazırlayayım o zaman. Hadi koş hazırla. 100 milyar bu, kaçar mı? Alt tarafı 3 aylık bir dış gezi ayarlayacaksın. Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi falan filan gibi bir gerekçe göster. Toplantılarda da benim yerime parmak kaldıracaksın, olur biter. Merhabalar. Hoş geldiniz Nazmi Bey. Ayol dalgınlıkla yolu şaşırıp meclis diye buraya mı geldin yoksa? Yahu Hidayet, sen de mi buradasın? Ben de katıldım Nazmi'cim. Niye katılmayayım? Sen niye katıldın? Ayol bütün kabine burada. Mecliste bile bu kadar çoğunluk sağlayamıyoruz. Sevgili yarışmacılar, yarışma başlamak üzere. Şu andan itibaren dışarıyla irtibatınız kesilecek. Hepinize bol şans.
Arkadaşlar, herkese başarılar diliyorum. Kimin hakkıysa o kazansın. Yatakları nasıl paylaşıyoruz? Vallahi ben Mecnun Hanım'la yatırım. Anne, gözlerime inanamıyorum. Hükümeti kapattık içeriye. Dedim ben size çocuklar, yarışmanın sonundaki 100 milyara dayanamazlar diye. Yani şimdi bunlardan 3 ay kurtulduk mu? Kurtulduk. Memleket normale dönecek. Hadi çocuklar gidelim, 3 ay şöyle insan gibi yaşayalım be. Yaşasın. Kimi buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak O Kadar Televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Devlet yönetiminde akort bozuk olunca vatandaş da hep aynı bozuk plağı dinliyor. Kemal Usta bir de ufak sarsana bana. Hemen ağabeycim. Ufaklığım da hazır ağabeycim, buyur. Hesap et bakayım, ne yapıyorsun? Hesap edeyim, 2 milyon peynir, 1900 konserve, 1200 de makarna. Ha, yeter ama. Yeter mi? Ha, ufak rakıyı katmayayım mı şimdi? Niye katmıyormuşuz? Kat kardeşim. Sen ne karışıyorsun ya? 40 yılın başında bir rakı içeceğiz. Sorun yaptın ya. Ayıptır ya. Ne ayıbı be? İçeceğim var mı diyeceksin? Ne rakısı be? Elini herife boyuna bana öpücük yollayıp duruyor. Görmüyor musun? Ne? Ne yapıyorsun lan sen? Yanlış anlıyorsunuz beyefendi bakın. Ne yanlış anlaması ulan? Bakın. Elin nikahlı karısına öpücük yollamaya utanmıyor musun sen? Yok öpücük yollamıyorum. Bir izah edeyim bakın. Uy Seyit ağabeycim. Hele sen durasın Allah aşkına. Öpücük benim mekanımda icra edili. Bu iş bağa düşer evvelallah. Bakın abicim izah edeyim. Ne izah etmesin lan? Hala dudak sallıyor deyiz. İlkan, bana da bekle. Sevgilim, o herif bana öpücük mü gönderiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Sana gönderiyor bana. Ne lan? Yumuşak mı gördün karşında? Yok efendim, ben size bile bakmıyordum vallahi. Yoksa bana mı yolladın lan sen? Vallahi değil, bakın izah edeyim. Bu herif çay isterken bana da öpücük yolladı ya. Vallahi bir suçum yok efendim. İştahın kabardıysa E5'e çık ulan sen. Lan bu da kanlı elde verir lan seni sapık. Lan sapık, kessene şunu artık. Efendim yanlış anlıyorsunuz. Bakın karım gelsin size izah edecek. Ha, telefon ettik. Gelecek şimdi karım. Bakalım nasıl izah edecek. Sapığın karısı geldi komiserim. Buyurun. Ayhan yine mi? Bıktım artık. Bırakacaksın bu işi. Olmaz. Bırakamıyor yenge. Adam dudak tiryakisi olmuş. Sandığınız gibi değil komiserim. Benim kocam televizyonda haber spikeri. Size bir kaset getirdim. Seyredince anlayacaksınız. Osman. Tak bakayım şunu. Sayın seyirciler, gene tüp zammı. Neredeyse her gün zam yapılan tüpe bugün de zam geldi. Mutfağın temel taşı tüp, ocaktan başka vatandaşı da yakıyor. Daha dün tüpe %3 zam gelmişti. Bugün de tüpe %6 zam geldi. Tüp fiyatları sürekli değişiyor sayın seyirciler. Az önce aldığımız bir habere göre tüpe yine zam geldi sayın seyirciler. Tüp %4 zamlanmış. Tüpteki yeni fiyat ayarlaması ile tüp... Hakikaten ya, tüpe de zırt pırt zam oluyor. Ben ne yapacağım şimdi komiserim bu sarkık dudakla? Ne yapacağım var mı? Şimdi seçim olsa ne yaparsın baştakilere? Baştakilere? Devletin vatandaşlıktan çıkarma politikası insanı zıvanadan çıkarıyor. Abiciğim, adamda sihirli değnek var sanki.
Gitti küme düşmek üzere olan Fiorentina'ya İtalya kupasını kazandırdı. Bak gör, bu sene de Milan'ı şampiyon yapar. Bir Türk olarak gurur duyuyorum vallahi. Yahu bugüne kadar Türkiye'nin yerini bilmeyen İtalyanlar şimdi sokaklarda Türk bayraklarıyla dolaşıyorlar. Bizim Anadolu müthiş bir kaynak azizim. Ne cevherler var. Misal Profesör Gazi Yaşar Gül. Dünyanın en önemli beyin cerrahı ve bir Türk. Dünyanın dört bir yanından insanlar o ameliyata gitsin diye ayaklarının altına trilyonlar seriyorlarmış. Çok gururlandım vallahi. Helal olsun onlara. Helal olsun. Bu gurur tabloları bir iki değil ki. Say say bitmiyor. Dünyanın en büyük plak şirketi. Bu Michael Jackson, Whitney Houston'lara kaset yapan yapımcı da Türk değil mi? Ahmet Ertegül. Adına kurban, yedi sülaleden Türk. Güher Süher Pekiner kardeşler, Fazıl Say, bütün dünya onları alkışlıyor. Biz de alkışlayalım arkadaşlar. Dünyanın ilk uçan insanı Hezarfen Ahmet Çelebi. Sorarım size arkadaşlar, yedi göbek Türk değil miydi? O uçarken tuvaleti bilmeyen Avrupalı kağıda yapıp yapıp sokağa atıyordu. Ya zakkumcu Ziya Özel? Amerika Birleşik Devletleri'nde enstitü kurmuş, araştırma yapıyormuş. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyen sevgili şairimizin eserleri 72 dile çevrildi arkadaşlar. Dünyanın en büyük 10 şairinden biri. Kim bu? Nazım Hikmet. İşte o da bir Türk arkadaşlar, Türk. Çok haklısınız. Geçenlerde Fransa'ya gittiğimde Fransız parlamenter konuşmasına Nazım Hikmet'in bir dizesiyle başladı. Yayılmaz Güney, yol, duvar, sürü. Bu filmleri kim unutabilir? Dünyanın büyük bir değer olarak kabul ettiği Yılmaz Güney de bir Türk yönetmeni değil miydi arkadaşlar? Say say bitmiyor. Tugaylar, Emreler, Hakan Şükürler. Hepsi de Türk oğlu Türk. Artık işimize baksak arkadaşlar. Sırada görüşülecek bir sürü yasa var. Sayın Bakanım, neyi konuşuyoruz? Vatandaşlıktan çıkartılacak 3500 kişinin durumu görüşülecek. İçlerinde bilim adamı, sanatçı ve yazarlar var. Çıkartalım tabii efendim. Kim bilir ne yasa dışı bağlantıları var. Dış düşmanlarla birlik olup ülkemizi kırt 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 parçalayacaklar. Oğlum çok koyu yapmışsın bunu, bunu içemem ki. İçelim efendim, içelim. Ağzımız tatlansın, daha güzel işler yapalım. Fatma Hanım çok tatlı konuşuyor. Siz içmiyor musunuz efendim? Bakanım. Ne var? Hem elimizdeki yazar, çizer, bilim adamlarını türlü bahanelerle kaçırtıyorsunuz. Sonra da yok Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Fatih Terim diye peşlerinden ağlıyorsunuz. Onlara gerekli çalışma ortamını yaratıp elimizdeyken kıymetlerini bilsek ya. Çok konuşma, sana düşmez. Sen işine bak. Bu çaycıyı da mı çıkartsak vatandaşlıktan? Bildiği yere gitsin. Çok iyi çay demliyor. Bir daha düşünsek. Vatandaşın geleceği iyi olacak mı sorusunun cevabı hayır olunca vatandaş da ağzını hayır açmaz oldu. Allah'ım nerede kaldı bu? Selim. Kesin başına bir iş geldi bu adamın. Selim. Abla. Selim. Ekmek lazım mı? Yok, bana Selim lazım. Niye güne? Ay saat 6 oldu, kocam hala gelmedi. Kesin başına bir iş gelmiştir. Kamyon neyin çarpmıştır abla? Kamyon. Polisler dur demiş, durmamış. Onlar da ateş edip vurmuştur. Salak Selim, ne var kaçacak? Dursana. Kamyon. Mutlaka kamyon çarpmıştır. Yok. Belediye çukuruna düşüp boğulmuştur. Hayatım. Selim! Ne oluyor yahu? Bu ne muhabbet? Sen gelmeyince öldün sandım. Kamyon çarpmıştır dediydim emmi. Bırakın bu saçma sapan şeyleri yahu. Kız gelmedi mi daha? Necla mı? Evet. Necla gelmedi daha. Gelmedi mi? Saat 6'yı geçti ya. Nerede kaldı bu kız? Kamyon çarpmıştır. Kamyon. Belediyenin açtığı bir çukura düşüp boğulmuştur. Okulda olay çıkmıştır. Vurmuşlardır çocuğumu. Kamyon neyin çarpmıştır abla? Kamyon. Selam millet. Ne haber? Niye böyle apartman kapısının önüne toplandınız? Necla'cığım, sen gelmeyince öldün sandık. Belediyenin açtığı çukura düştün, boğuldun sandık.
Kamyon çarpmıştır dediydim emmi. Ben söylemiştim abime gecikeceğimi. Gelmedi mi abim? Eyvah! Oğlan! Abim! Kamyon çarpmıştır, kamyon. Yok. Belediyenin açtığı bir çukura düşüp boğulmuştu. Onu ben söyleyecektim be. Hayır, mafya çatışmasının arasında kalıp vurulmuştu. Eyvah! Ne cahil karıyım ya, okumanın gözünü seveyim. Ben kamyondan başka bir bok bilmiyorum ya. Selam. Ne haber baba? Ne haber anne? Ne o toplantı mı var? Ay yavrum sen geç kalınca belediyenin çukuruna düştün, boğuldun sandık. Canım benim gelemeyim. Yavrum gelmeyince öldün sandık. Canım abim mafya vurdu sandık. Canım benim. Ana yavrum kamyon çarptı sandıydık. Şükürler olsun ya Rabbim, bu akşam da bütün aile topladık. Memleketine hale getirdiler yahu. 2 dakika geç kalsak aklımıza kötü şeyler geliyor. hadi girelim içeri. Hadi girelim. Kamyon canım. Sen de televizyonu aç oğlum, haberleri izleyelim. İzleyelim haberleri. Sayın seyirciler, bugün Ecevit konutundan hiç dışarı çıkmadı. Garanti ölmüştür. Merdivenden düşmüş ölmüştür. Kalp krizi geçirmiştir. Mafya uymuştur. Kamyon çarpmıştır, kamyon. Ardına bakma, önüne bak. Gelene bakma, gidene bak. Ardına bakma, önüne bak. Gelene bakma, gidene bak. Şu bizim delinin havasına bak. Ona buna bakma, önüne bak. Şu bizim delinin havasına bak. Otobüs çarpar, önüne bak. Ülkemizde sürekli meydana gelen kronik vakalar komik sonuçlar doğuruyor sayın seyirciler. Efendim size suçluyu getirdim. Evet, ne olmuş? Ünlü iş adamlarımızdan Lütfü Bey'in kızının düğününü basmış efendim. Vay, sen çıkabilirsin çocuğum. Doğru mu lan? Bastık bir kere amirim. Başka basacak yer bulamadın da mı Lütfü Bey'in kızının düğününü basıyorsun? Kızına mı yanıksın? Yok ya, ne yanacağım kıza? Kan davası falan mı? Alakası yok ya. Nedir o zaman? Bakın amir bey, Şubat krizinden önceydi. Paraya sıkışmıştım. Bir arkadaşımdan $1000 borç aldım. İşimi yoluna koydum, paramı tamam ettim. Gittim döviz bürosuna, borcumu ödemek için dolar alacaktım. Dolar 850 bin lira olmuş. O sinirle... Dur, tahmin edeyim. Parayı biriktirmeye çalıştım. Evet, doğru. Gittim yine yükselmiş. Arkadaşı da ayıp oluyor. Borç harcı biriktirdim. Tam gideceğim, ikiz kulelere saldırı olmaz mı? Sende de şans yok oğlum. Biraz bekleyeyim, dolar şimdi kesin düşer dedim. Gittim, dolar 1640 liraya yükselmez mi? Zaten tüm dünyada düştü. Bir bizde yükseldi. Kimse anlam veremedi bu işe. Sonra ne yaptın? Borcumu ödemek için başka bir yol bulmalıydım amirim. Gazetede bir düğün haberi geçti gözüme. Daldım içeri. Aa, hayatım gelmeyeceksin diye çok korktum. Hayatım şimdi indim uçaktan. Sırf sizin düğün için geldim Paris'ten. Mirim, geçen akşam çok güzel fıstıklar vardı kulüpte. Yoktun, hayırdır lan? Nerede bizim cadıdan fırsat kalmıyor ki? Ne oldu aşkım? Aşkım. Yaramazlık yok, sonra sana pıt pıt. Hoş geldiniz. Buyur canım. Geçin. Hoş geldin. Üstad, hoş geldiniz. Yahu geçenlerde dediler ki bizim patron batmış. Ben de dedim ki bizim patron batar mı hiç? Kıskançlık hayatım, kıskançlık. Beni batırmak istiyorlar. Ben batar mıyım? Batmazsın. Merhabalar canım, merhabalar. Geldiniz. Memoş bu kaçıncı? Olacak o kadar canım. Merhaba hoş canım. Geldin. Çok, çok güzelsin. Bana bak aşkım. Bu memoşla dolaşmak yok. Hep gençlerle geziyor. aşkım. Hani bunlar batmıştı. Nereden buldular paraları da geldiler yine mi merhaba? Hükümetin adamı kolay kolay batar mı? Aa, bir dakika. Benim karımın sesi olağanüstü güzeldir. Hadi aşkım bize bir şarkı söyle. Ay, söyleyemem. Hadi ben sana eşlik ederim. Eller. Ay, söyleyemeyeceğim. Piyano yok aşkım. Ay, evet ama olsun ben sana gangaga yaparım. Ay, Mithat'ı da kendini şarkıcı zannediyor. Boyuna şarkı söyleyip duruyor. Fenalık geliyor içime valla. Ay çocuklar geliyor. Ay kızımız ne kadar güzel oldu değil mi aşkım? Ay aynı annesi bu kadar. Para döktük şekerim. Pıt pıt pıt. Ay. Ya
Hani bunun kızı fakir biriyle geziyordu? İyi yere dükkan açmışlar. Ayol hiç kızını fakire verir mi? Onlar akıllı insanlar. Zehra'nın oğlunu ayağına verdiler işte. Olur mu? İbrahim müsaade eder mi? Ayol ayrılmışlar onlar. Sehni al-adar gelli ve şebekli ma'a. Helli al-amar zagli l-uyuni ve de. Sehni al-adar gelli ve şebekli ma'a. Başladım toplamaya. Planım iyiydi ama başaramadım. Olur mu oğlum? Hem düğünü basmışsın hem soygun yapıyorsun. Her dolar borcu olan soygun yapsa sonu nereye varır bu işin? Benimki soygun sayılmaz. O paralarda biraz da bizim hakkımız var amirim. Kendi paralarımızı topluyordum. Tamam. Sen de haklısın ama ben seni gene de bir içeri atayım. Ne olur ne olmaz. Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. Bizim arkadaşlar kocanızı Ardahan'da bulmuşlar. Bir otobüse koymuş getiriyorlarmış. Otobüs şarampole yuvarlanmış. 20 ölü biri de kocanız. Ağlama Süheyla, ağlama. Gittikçe fakirleştik anne. Olsun yavrum. Sağlığımız yerinde ya. Savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Savaş başladı mı? Başlamadı mı? Başlamadı mı? Başladı mı başlamadı mı? Ben bilmiyorum, bana kimse bir şey söylemedi. Ya. Yanlış istihbarat. Milli Eğitim Bakanı olmuş. Güzel, tamam, oldu. Mektuba. Dersimize döneceğiz. Ve elimizi sokacağız uzaktan mektubun içine ve başlayacağız yoklamaya. Bakalım ne var? Diyelim ki toz var. Ne olacak? Ne olur? He? Bir toz, bir Türkiye ne yapabilir? Akşam şerifler hayrola ya hacı. İyi akşamlar ama yalnız giremezsiniz. Buşkun biri yanına bilahir cadısını almış, vuracak beni. Ne olur bırakın sığınayım. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Çakara! Yahu!
Bence Bayındırlık Bakanı olacak Mahmut Bey. Sağlık. Ayıl Tarım Bakanı olsa daha güzel olur. Ya o hep birazdan konuşmayın, telefonu duyamayacağız. Allah çalıyor. Çalıyor. Alo. Evet Mahmut Bey. Ne oldu? Çok sevindik. Mahmut Bey Bayındırlık Bakanı olmuş. Duyuyor musun? Dövünüyorlar. Çok sevindiler. Harika. Yakışır. Mahmut Bey'e bayındırlık yakışır. Aman çok sevindim abi. Hemen Süleyman'a haber ver. Zaten Süleyman'ı arıyorum hemen. Tamam. Alo Süleyman. Mahmut Bey Bayındırlık Bakanı oldu. İnanılır kaynaklardan duyduk. Çok. Bana bak, sen şimdi benim adıma 3 tane fabrika kuruyorsun, tamam mı? İnşaat malzemeleri, yapı market, bir de tuğla fabrikası. Sağlık Bakanı olmalıydı. Sağlık. Evet, ben de size katılıyorum efendim. Sağlık. Çok doğru. Sağlık her şeyin başı beyefendi. Ya Allah, telefon. Alo, efendim. Ya. Ay ne olmuş? Demeyin. Deyin. Ha, çok iyi. Tebrik ederim. Sağlık Bakanı demek. Çok iyi. Demek ki istihbarat yanlış. Sağlık Bakanı olmuş. Alo. Derhal bir enjektör fabrikası kuruyorsunuz. Bana bak. Bana da depo, ilaç deposu. Hüseyin. İnşaat fabrikalarını iptal et oğlum. Bırak Hüseyin. Tamam. Gene telefon. Gene telefon. Alo, telefon. Ne olmuş? Ya. Yanlış istihbarat. Milli Eğitim Bakanı olmuş. Güzel, tamam, oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yakışır Mahmut Bey'e. Alo, oğlum. Mahmut Bey Milli Eğitim Bakanı oldu. İnanılır kaynak. Hemen bir özel okul açıyoruz. Alo, bana bakın. Derhal bir matbaa kuruyorsunuz. Okul kitapları basacağız. Bir dakika, ne oluyor abicim? Biz de basacağız abicim. Ben Mahmut Bey'in yeğeniyim. Ben de Mahmut Bey'in yeğeniyim. Hop dedik ya. Mahmut benim 40 yıllık arkadaşım. Ne oluyor? Bak. Ne oluyor? Durun. Mahmut Bey benim amcam onun için. Bir dakika. Mahmut Bey'in kızı olarak özel okulu ben kuruyorum. Ben de Mahmut Bey'in kızı. Ben yedirtmem arkadaş bu işi. Hayır, Mahmut Bey'in kızını alıyorum. Çıldırmış bunlar. Bir film gibi programına da hoş geldin. Ne demiş bir Çin atasözü? Film gibi en kral program. Bu akşam da Süheyla Hanım'ı sevdiklerine kavuşturacağız. Ağlamayın Süheyla Hanım. Süheyla Hanım ağlamayın. Niye ağlıyorsunuz? Nasıl ağlamam? 10 yıldır babamı göremiyorum. Bir Patagonya atasözü. Arayan derviş muradına ermişler. Nasıl kayboldu babanız? Bir akşamüstü ekmek almaya diye çıktı. Sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Film gibi babanızı buldu. Yemin çek. Hem vallah hem billah. İşte açılıyor kapı ve babanız geliyor. Baba! Buldun mu babamı? Babanızı bulduk. Şimdi babanızın görüntüleri geliyor ekrana. Merhaba, Hasan Bey değil mi?
Hasan Bey, bu çiçekler sizin. Kızım dur kızım, bu yaştan sonra bana çiçek müçek nafile istemem. Hayır Hasan Bey, yanlış anladınız. Şimdi size bir kaset dinleteceğiz. Ama ben şarkıcı, türkücü dinlemem kızım, istemem. Amcacığım bir dakika, bakın bakalım bu sesi tanıyor musunuz? Baba, seni çok özledim. Ne olur gel artık. Özledim seni candan, bakarım her gün camdan. Hasretlik yetti artık, gel baba. Tamam, şiir bir halta benzemedi ama sen gene de gel baba, gel baba, gel. Ne dersiniz, gelmiş midir baba? İnşallah ya Rabbim. Pekala, açalım kapıyı. Ağlamayın Süheyla Hanım, ağlama. Gelmiş olması lazımdı, bana öyle bilgi verdiler. Öyle mi? Pekala. Süheyla Hanım, arkadaşlar şu anda bilgi verdiler. Bizimkiler babanızı bulmuşlar tabii. Balıkesir'e yakın bir yerde yaşıyormuş. Buraya gelirken trafik canavarı da babanızı bulmuş maalesef. Ağlamayın. Süheyla, ağlama. Şöyle yapacağız. Biz size borçluk alacağız ve gelecek haftaki programda bir yakınınızı bulup sizinle kavuşturacağız. Film gibiden iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz yine Süheyla Hanım. Çünkü geçen haftadan kendisine borçlu kaldı. Evet. Zavallı kocacığım. 6 ay önce iş bulmak umuduyla evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Biz kocanızı bulduk. Yemin çek. Hem vallahi hem billah. Açılsın kapı. Canım. Ya gıcık etmeyin adamı. Bulduk da şunu getirsenize bir an önce. Ne oluyor? Süheyla Hanım, bizim arkadaşlar kocanızı Ardahan'da bulmuşlar. Bir otobüse koymuş getiriyorlarmış. Otobüs şarampole yuvarlanmış. 20 ölü biri de kocanız. Ağlama Süheyla, ağlama. Süheyla Hanım, ağlamayın, size söz veriyorum. Haftaya bir yakınınızla sizi mutlaka buluşturacağız. Bu hafta film gibi de konuğumuz yine Süheyla Hanım. Bu defa kayıp oğlunu bulduk. Nasıl kayboldu oğlunuz? Efendim, üniversite sınavlarına girmişti. Kütahya Üniversitesi'ni kazandı. Kütahya'ya gitti. Gidiş o gidiş, bir daha gelmedi. Biz onu bulduk. Yemin çek. Hem vallahi hem billah. Açılsın kapı. Ne oldu yine? Süheyla Hanım, bizimkiler oğlanı Kütahya'da bulmuşlar. Oh. O sefer taksiye koymuş getiriyorlarmış. Taksiye bir uçak çarpmış, 8 ölü. Biri de sizin oğlan. Ağlama Süheyla, sana söz veriyorum. Haftaya biriyle seni mutlaka buluşturacağız. Ben! Artık benim sülalemi bırakın. Ulan size rastlamadan önce uzakta da olsa bir kalabalık ailem vardı. Sizi tanıdıktan sonra sülalemden kimse kalmadı. Kasım kasım katılacağına basın ulan! Kimi buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Merhaba. Aman arabaya dikkat etsinler, çocuğa bıraktık. 500 Mercedes oğlum. Otomatiktir, yalnız dikkatli kullansın. Hiç merak etmeyin, iyi eğlenceler. İyi akşamlar. Bir dakika. Dilayla kartınız var mı? Maalesef yok. O zaman giremezsiniz. Kardeşim, o kadar hazırlandık. Tıraş muraş, imaj, her şey tamam. İmaj tamam da neyle geldiniz? Taksiyle. İşte taksiyle gelenleri de almıyoruz. Güle güle. Allah Allah. Uyanmadın çocuğu ya. Ya bırak, kırk attım ya. O kalanı bir... Ay hanımefendi, hoş geldiniz. Hüsnü, ben giriyorum Canik'o. 12 numaralı masa.
masa da öyle. İyi akşamlar. Bir dakika arkadaşlar, nereye? İçeri giriyoruz. Maalesef alamıyoruz. Dila'yla kartınız var mı? Kart mı lazım? Biraz. Herkes buraya çok methediyor da bir görelim dedik. Yönetmelik böyle, alamıyoruz. Şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Babalar geldi değil mi? İçerideler. Hangi masa? 11 numaradalar. 11. Aldı. O da Lütfü Junior. Merhabalar efendim. Bir dakika, nereye efendim? İçeriye efendim. Maalesef giremezsiniz. Sap almıyoruz efendim. Niye? Ama hep sap geliyordum. Yine yönetmelik mi değişti? Bu sefer alamıyoruz efendim. Güle güle. Oo, Ülke Hanım hoş geldiniz. Genç arkadaşlar yok mu? Hayır, yalnız geldim. Allah Allah, hayret. Selam. Bir dakika İbrahim. Bu akşamlık maalesef alamıyoruz. Neden? Çünkü bu hafta basında yeteri kadar renkli yer almadı. 2 hafta önce kapaktı. Yönetmelik böyle, alamıyoruz. Çok sıkıntı. Ana, bu ne? Benim gözüm bir yerden ısırıyor ama. La Dilayla, akşam şerifler hayrola ya Hacı. İyi akşamlar ama yalnız giremezsiniz. Niye? Benim hatunlar içeride bekliyor beni. Aa, o 4 örtülü kadın mı? Onları yolladık, gittiler, almadık içeriye. Niye? Kıyafet yönetmeliğine aykırı da ondan. Bırakın bari ben gireyim. Yoksa denizden gemiyle girerim. Birader, vallahi mümkün değil. Git başka yerde istediğin gibi eğlen ama burası olmaz. Bak, para sorun değil. Al sana binlerce dolar. Para mühim değil. Girmem lazım. Olmaz. Lütfen, girmem lazım. Bizim de almamamız lazım. Başka kapıya. Bak, bu hayat meselesi. Arkamda Amerikan ordusu var. Fark etmez abi. Listede alınmayacaklar arasındasın. Arkanda kim olursa olsun. Ya bütün dünya beni arıyor. Bırakın gireyim. Muşlum biri yanına bilayır cadısını almış. Vuracak beni. Ne olur bırakın sığınayım. Abi laftan anlamıyor musun ya? Yok diyoruz, yok alamayız. Ya izin verseniz ne olur ya? Olmaz. Abicim sığınacak başka biri bulamadın mı ya? Git başka yere sığın. Bize niye geliyor ya? Ya kapıcı. Araştırdığım dünyada en güvenli bölge buraymış. Bırakın gireyim. Please, şükran. Nasıl yani? Bilmiyorum. Lakin dünya yıkılsa bunların umurunda olmuyormuş. Dünya ters dönse bunlara hiçbir şey olmuyormuş. Vur patlasın, çam oynasın oluyormuş. Olabilir. Ya bırakın da gireyim. Şöyle emniyetli bir yerde saklayayım ne olur. Please, şükran. Ya bütün muhabirleri emekli asker yakalamaya yolladım ama bütün kanallar emekli asker avında, ben ne yapayım? Hayret bir şey yani. Bak doğru dürüst birisi olmazsa konuşmam. Müdür bey, bizimkiler emekli bir orgeneral yakalamışlar, geliyorlar. Ah, hem de orgeneral çak. Harika, bütün kanalları yaya bırakacağız. Hadi. Hazır mıyız çocuklar? Hazırız. Hazır mıyız Sedat? Hazır efendim, hazır. Evet sayın seyirciler, 11 Eylül ile başlayan süreç ABD'nin Afganistan'da yürüttüğü bombardımanla sürüyor. Bu savaş ne kadar sürecek? Nerelere yayılacak? Savaşın seyri ne olacak? Bunların hepsini değerli konuğumuzla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben emekli Kor General Mahmut Sasduruş. Hoş geldiniz sayın Sasduruş. Savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Savaş başladı mı? Başlamadı mı? Başlamadım. Ben bilmiyorum, bana kimse bir şey söylemedi. Ben öyle bekliyorum, bana kimse girmiş. Savaş başladı ya da başlamadım filan diyen olmuyor. Yani ben zaten, ben savaşı yani böyle bir savaş, biz ne savaşlar gördük. Buna ben savaş mı? Ben buna gülerim şeyimle, ağzımla. Ha? Ağzımdan gülerim ben bu savaş. Sayın Sasduruş. Ben savaş demem, savaş benim olmayınca. Sayın Sasduruş. Sasduruş. Ay. Sasduruş! İşte o da! Koş! Sayın Sas, gelme buraya! Nagesus beyefendi, biz burada canlı yayındayız. Öyle mi? Öyleyse Malatya'daki akrabalarıma selam gönderebilir miyim? Neriman teyze! Kız! Zerra! Ne haber? Bak biz buradayız! Beyefendi!
Efendim bu akıl hastanesinden kaçtı. Deli. Onu götüreceğiz. Olur mu canım? O emekli kor general. Olur mu ya? 25 yıldır akıl hastanesinde bu bacım. Akıl hastanesine geldiği ilk günlerde kendini genç bir teğmen zannediyordu. Zamanla terfi etti tabii. Hadi yürü, yürü, yürü. Yürü. Hadi yürü. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Deli manyak yürü. Evet sayın seyirciler, tabii yayınımız devam edecek. Yeni bir konukla konuşacağız bu konuyu. Tamam tamam, bozun diye verme. Bak ekipten birileri yüksek rütbeli bir subay getir. Hadi gir yayına, gir yayına. Hoş geldiniz paşam. Hoş bulduk. Üniformanız biraz garip. Sizi tanıyalım. Rütbeniz nedir? Vallahi ben de bizim müdüre hep diyorum. Şu üniformamı bir değiştir diyorum. Değiştir. Hangi müdürü? Anlayamadım. Size oda lazım mı? Ne odası? Otel odası. Çift kişilik. Ne diyorsunuz? Siz anlayamadım. Siz kimsiniz? Ben The Otel'in kapıcısıyım. Taksi neyin çağırayım mı? Size lazım mı? Çağır. Taksi çağır ve bin git taksiye. evet sayın seyirciler, yeni bir konuğumuz olacak inşallah. Tamam tamam tamam, sinirlenme şekerim, sinirlenme. Bak bu defa gelen resmen asker. Nasıl resmen asker ya? O zaman nasıl çıkıyor televizyona? Ben ne bileyim, belki de Genelkurmay'dan izin almıştır ha. Mutlaka eder. Hadi sen başla. Hadi bak, çok güzel olacak. Hadi. Evet sayın seyirciler, savaşın seyri ne olacak? Bunların hepsini değerli konuğumuzla konuşacağız. Hoş geldiniz paşam. Şey, bacım tıraş odası var mı? Ney? Tıraş odası, hani şöyle küçük alüminyumdan olur ha. Benimkini çalmışlar ha. Fakat ben kimin çaldığını biliyorum. O Sinoplu çavuş çaldı. O görür o. Ben onun nöbetçi subayına söyleyeceğim. Bir dakika ya, sen kimsin? Müfit Yansıçı'da emret komutanım. Mahvettim programı. Ne işin var senin burada? Şaşırdığına çıktıydım. Tıraş odası arıyordum. Biriler beni kapıp buraya getirdi. Yoksa erbaş ve erler giremiyor mu? Giremiyor. Giremiyor. Tamam bacım tamam. Dıraş da su kalsın. Dermatik var mı? Defol git. Tamam tamam. Büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Savaşın seyri ne olacak? Bunların hepsini değerli konuğumuzla konuşacağız. Hoş geldiniz paşam. Paşam? Emret komutanım, ben Niyazi. Sen kimsin? Ne arıyorsun burada? Ben askere gidiyordum. Otogara doğru beni buraya getirdiler. İnanamıyorum. Biz de inanamıyoruz. Bizi siz getirdiniz buraya. Deprem olur, jeofizikle ilgili herkes ekrana. Cinayet olur, sokaktan geçen herkes ekrana. Savaş olur, askerlikle ilgili herkes ekrana. Yeter artık. Her gün aynı şeyleri seyretmekten bıktık artık kızım. Fakirleştik anne. Olsun yavrum. Sağlığımız yerinde ya. Mektuba. Dersimize döneceğiz. Ve elimizi sokacağız uzaktan mektubun içine ve başlayacağız yoklamaya. Bakalım ne var? Diyelim ki toz var. Ne olacak? Ne olur? He? Niyetimiz kimseyi kırmak değil. Yine buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Sayın bakanım, bir sürü gazeteci geldi evde. İyi sürdüm, atadım. Hepsini şırnağa sürdüm. Ay yapamayız efendim. Bunlar bizim bakanlığa bağlı insanlar değil. O zaman bana hatırlatın, bakanlar kuruluna bir önerge verelim. Bundan sonra bizim bakanlık gazetecileri sürebilsin arkadaş. Baş süre. Ne istiyorlar bunlar? Efendim bunlar şarbon hastalığı ile ilgili size sorular soracaklar. Sorsunlar. Biz Türk'üz ya. Bizim hiçbir sorudan korkumuz yok. Bütün soruları cevaplandırabiliriz. Tamam. İstediklerini sorsunlar. Türk'üz biz arkadaş. Baş süre efendim. Biz gerekli hazırlıkları yaptık efendim. Bütün soruları yanıtlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Şimdi karbon... Karbon değil efendim. Şarbon hastalığı. Ulan ha karbon ha şarbon. Ne fark eder? He? Bir kere şarbon hastalığı ineklerde olur oğlum. He? Siz ne korkuyorsunuz? Lan korkacak ne var? Siz inek misiniz oğlum? Peki diyelim ki ineksiniz. Hiç ineklere mektup gelir mi arkadaş? He? Hadi diyelim ki geldi. İneğe mektup geldi. O inek, o mektubu nasıl açacak? Açamaz abi, çünkü inekler çift tırnaklıdır. Şimdi arkadaşlar,
diyelim ki inek Türk ineği. Eğer inek Türk ineğiyse o zaman korkmayın. Türk ineklerde hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ya bu inekten ineğe geçecek bir hastalıktır. Hiçbir ineğin bir başka ineğe mektup gönderdiği görülmüş şey mi ya? Bir inek bir ineğe mektup yazabilir mi? Diyelim ki yazdı. İneğin biri inat etti, azmetti, oturdu yazdı. Nasıl yazacak değerli arkadaşlarım? Sorarım size. İnekler mektup yazabilir mi? Değerli arkadaşlarım, diyelim ki inek mektubu yazdı, kuyruğunun altına koydu, kıçını da sallaya sallaya postaneye gitti. Postaneden içeri de girdi. Bir inek postaneden içeri kuyruğunu sallaya sallaya girdi. Memur karşısında ineği görünce, sen bir ineksin, senin mektubun geçmez kardeşim demez mi? Efendim, diyelim ki inek mektubu postaya verdi, başarabildi. Ve mektup bir vatandaşa gitti. Bu koşullar altında ne olacak? Güzel soru. Güzel soru. Diyelim ki ineğin mektubu bana kadar ulaştı. Ben de mektubu aldım. Mektubu aldım. Nereden tanırım bu mektubun yabancı bir mektup olduğunu? Kokusundan. Çünkü bir ineğin göndereceği mektup ancak tezek kokar. Niçin bana bu kokan bir mektup gönderirsin arkadaşlar? Diyelim ki burnum da koku almıyor. Koku almıyorum ben. O zaman ne yapacağım? Mektubu... uzaktan açacağım. Şöyle mektup açılır mı? Böyle mektup açılırsa herkes her şey olabilir. Sayın Bakanım, bize nasıl korunacağımızı lütfen gösterir misiniz? Mektuba tersimizi döneceğiz. Ve elimizi sokacağız uzaktan mektubun içine ve başlayacağız yoklamaya. Bakalım ne var? Diyelim ki toz var. Ne olacak? Ne olur? Bir toz, bir Türkiye ne yapabilir? Devlet bu tehlikeye karşı tedbir aldı mı efendim? Aldık tabii tedbirini. Ben herkese söyledim. Size dedim şarbonlu bir mektup olduğu zaman, mektup geldiği zaman bana haber verin. Ben eldiven dahi takmadan onun nasıl imha edileceğini size göstereceğim. Al şimdi, size göstereceğim şimdi. Burada göstereceğim. Getirin. Yardımcım benim. İşte kova, işte şey. Şimdi diyelim ki elimiz şarbona bulaştı. Ne yapacağız? Elimizi nereye sokacağız? Size söylüyorum. Bak bu dinlemiyor. Nereye sokacağız diyorum. Dinliyorum efendim. Şarbon olursan karışmam, sokarım seni suya. Şimdi anlatıyorum, iyi dinleyin. Akşamda şarbonla ellerimizi suya bastırıyoruz. Güzelce sabaha kadar yumuşuyor. Gel bak bakayım yumuşadı mı? Gel bak buraya. Gel de şarbon ol. Her geldiği yere giderseniz şarbon olursunuz. Şimdi tabii su da çözdüm. Su da ferahlatır. Su da iyidir, abdest aldırır, rahatlatır. Ama buna bir de şey dökünce köpürtü diyor. Ne yap, ne olur? Gelme. Köpürünce deterjanlı su ne şarbon bırakır, ne şey bırakır. Şimdi bana söyleyebilir misin? Sende şarbon var diye. Varsa da artık yok. Efendim, bakanımıza bir mektup var. Şşşt! Sen bakan basın toplantısında. Sen aç, ben sonra arz ederim. Kimden gelmiş lan bu? Gönlün, El-Kaide, El-Fatih. Bakın efendim, yardımcınız zarfı açtı, perişan oldu. O da mektubu öyle açmasın. Dikkat etsin. Boşuna mı tarif ediyoruz insanları? Gürgen zıplayıverdi içer. Buraya koymak değildir.
çok çalışmam lazım anne. Çok. Eskiden sadece gündüzleri çalışıyordum, yetiyordu. Ama şimdi yetmiyor. Doları bir gecede iki katına çıkarıp bir avuç zenginin paralarına para kattılar. Enflasyonu düşüreceğiz diye başımıza gelenler başımıza iş açtı. Pula döndü paramız. Biz vergimizi verdik, onlar vergi kaçıran holdinglerin kasalarını doldurdular. Yetmedi, içi boşaltılan bankaların içini gene bizim paralarımızla doldurdular. Deprem vergilerini bile nereye harcadıklarını açıklayamadılar. Bize hizmet için o koltuğa oturan bakanlar sadece kendi işlerine baktılar. Şirketler kurup ihaleler dağıttılar. Gittikçe fakirleştik anne. Olsun ya, sağlığımız yerinde ya. Çok çalışmam lazım anne, çok. Çok çalışmam lazım anne, çok. Çok çalışmam lazım anne, çok. Parsel parsel eylen işler dünyayı. Bu akşam lütfen bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Olacak, olacak, olacak o kadar.